YKS'ye son 90 gün, hayallerimize kavuşmamız için hala yeterli bir süre var. 3 ay var. Bu 3 ayı çok iyi değerlendirdiğimizde emin olun 5 aydan daha değerli. Çünkü bu 3 ay içerisinde sınava yaklaşmış olacağız. Yaptığımız yanlışların doğrularını öğrendiğimizde inşallah sınavda asla unutmayacağız. Günün sözüne baktığımızda başarının sırlarından biri geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir diyor. Gerçekten de çok önemli. Yani zahmetsiz rahmet olmaz. Bunu biliyoruz. No pain no gain. İngilizcesi de var zaten. Ama biz şunu biliyoruz ki burada en önemli şeylerden bir tanesi vazgeçmemek. Başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemek. Yani olmuyor dememek. Burası çok çok önemli. Günün yorumuna baktığımızda Elif Tunçer diyor ki en çok denemeler moralimi bozuyor. Ya geçen seneki gibi puan olursa diye korkuyorum ve istediğim hedefe ulaşamadığım zaman ben, hocalarım ve ailem üzülecek, yine de çalışıyoruz demiş. Başka bir yorumda yine benzer bir şey var. TYT'yi bitirdim. Denemelere geçiyorum. Netlerim çok kötü. TYT daha bitmedi. AYT daha zaman var. Kafayı yemek üzereyim. Yorulduk yorulduk. Hocam çok yorulduk demiş. Tamamen samimi şekilde notlarınızı okumuş olduk. Yani her iki notun da yorumu şu. Hocam eksiklerimiz var. Denemelerde moralimiz bozuluyor. Ne yapmalıyız diyor. Birincisi arkadaşlar şu çok çok önemli. Sizler denemeleri çözerken tam anlamıyla bir sınav ortamında çözmeniz gerekiyor bir. İkincisi mutlaka mutlaka orijinal ÖSYM sorularıyla başlamanız lazım denemeleri. Yani 2019'u, 2020'yi, 2018'i sınava bir hafta kala değil de bu aralar çözmeniz sizin için hem daha doğru olur, eksiklerinizi net görmüş olursunuz, hem de sorular açısından daha net bir şekilde kendinizi geliştirmiş olursunuz. Paragraf denemesini çözeceksiniz, çıkmış sorular üzerinden çözmelisiniz. Coğrafya denemesini çözeceksiniz, çıkmış sorular üzerinden çözmeniz çok daha faydalı. Ha bunun haricinde tabii ki başka kaynaklardan da faydalanmanız lazım. Bizler sizlere biliyorsunuz TYT Türkiye Geneli denemesi yapmıştık. Tam ÖSYM standartındaydı, hatta biraz zorlamıştık. Şimdi TYT Türkiye Geneli denememiz var. İkincisi burada hem sizin için sıralamanızı görebileceğiniz hem de eksiklerinizi görebileceğiniz mükemmel sorular hazırladık. Tam TYT ayarında. Ama şu da önemli. Mutlaka mutlaka orijinal sınav sorularını çözmeniz de en başta yapmanız gereken şey. Çünkü burada çözdüğünüz sorulardan sonra bu soruların zaten gerçekten TYT kalitesi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Diğer türlü bazen çok zor, çok zorlayıcı denemeler çözüp moralinizi bozabiliyorsunuz. İkincisi de doğru ortamda çözmemeniz de moralinizi bozuyor. Üçüncüsü ve en önemlisini söylüyorum arkadaşlar. Yine de her şey tam iyi ayarlasanız bile deneme grafiğinizi çözdüğümüz, hatta bununla alakalı biliyorsunuz TYT deneme takip defterimiz de var. Burada diyelim ki denemeleri çözerken ilk başlarda bir artış yaşandı. Sonra bir azalma. Artış, azalma. Artış, azalma. Artış, azalma. Bakın bazen aşağı doğru bile çakılabilir netleriniz. Ama çok dikkat ederseniz genellikle netlerin arttığını göreceksiniz arkadaşlar. Burada denemelerde netlerin artmasını sağlayan şey ne biliyor musunuz? İşte bu artış ve azalışlarda vazgeçmemek, çalışmaya devam etmek. Her seferinde hangi yanlış yaparsa yapsın, hangi hata yaparsa yapsın ondan ders alıp gerçek sınavda yapmayacağını düşünerekten vazgeçmemek. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. Çalıştım, başardım, çok güzel oldu. Oh, böyle bir şey olmuyor. Genellikle gerçekten vazgeçmeyerek, üzerine ısrar ederek ve sonunda da tevekkül ederek çalışanlar başarılı oluyor. Hadi bakalım günün üniversitesine bakalım. Hacettepe Üniversitesi. Hacettepe deyince herkesin aklına tıp geliyor tabii ki. İnşallah Hacettepe tıpı isteyen veya benzer tıp fakültelerini isteyen arkadaşlarımız hayallerine, isteklerine kavuşacaklar. Ama Hacettepe Üniversitesi'nde farklı farklı diğer bölümler de var. Barınma olanakları, burs olanakları ve kariyer olanakları bakımından da çok değerli bir üniversite. Ödüllü soruya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Tekrar dersimizin başında, yani daha doğrusu videomuzun başında söylediğimiz şeyi bir kez aynelemek istiyoruz. Vazgeçmememiz gerekiyor. Gayret gösterip yanlışlarımızı belirleyip bu yanlışların üzerine gittiğimizde inşallah gerçek sınavda o yanlışları yapmayacağız. Bu arada bu vesileyle Türkiye geneli denememizin de ikincisini duyurmuş olduk sizlere. Yine mükemmel sorular sizleri bekliyor. Yine harika bir şekilde sıralamanızı göreceksiniz. Eksiklerinizi göreceksiniz ve o eksikleri inşallah gerçek sınavda yapmayarak hayallerinize kavuşacaksınız.